Merhaba sevgili balık burçları ve yükseleni balık burcu olanlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız. Hemen kartlarımı ben karıştırarak başlamak istiyorum. Aşka bakacağız, paraya bakacağız, kariyer, eğitim ya da genel anlamda hayatın size sunacağı fırsatlar, hepsine bakacağız. Sadece önemli olan sizin burada niyetlenmeniz arkadaşlar. Gözünüzü mü kapatırsınız, böyle bir derin nefes alıp mı merak ettiğiniz şeyleri düşünürsünüz, size kalmış. Ben bu videoyu beğenen ve kanalıma abone olan herkes için niyetleneceğim. Şimdi dostlar, zamansız şekilde niyetleniyorum. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa, ne zaman böyle aklınıza bir soru işaretiyle gelirseniz, o zaman size bir mesaj olsun. İlk 5 kartımızı seçtik. Diğer 5 kartımızı da seçelim. Şöyle bakalım, bakalım, bakalım. Nerede enerji hissedersek. Üç, dört, beşinci kartımızı da seçelim. Bunu alacağım. Tamamdır. Şimdi 10 tane kart seçtik. Burada biraz sizi oyalamış oldum aslında ama elimden geldiği kadar hissetmeye çalıştım. Genelde bekletmemek için sizi hızlı seçmeye çalışıyorum ama böyle bir hissedemeyince de biliyorsunuz ki kartlarda olmuyor. Şimdi ilk bir seçtiğimiz kartlarla başlayalım istiyorum. Merak ettiklerinizi sordunuz, düşündünüz. Bakalım kartlar bize nasıl yol gösterecek, size neler söyleyecek en önemlisi de. Şimdi kartları yine ters koyduk kesin hepsini. Şimdi arkadaşlar ilk kartımıza baktığımız atılsın dörtlüsü kartımız. Burada maddi anlamda yaşamış olduğunuz bu güzel gelişmelerden bahsediyor. Sıkıntı yok. Evinizde bolluk, bereketlilik var. Ailenizde, hanenizde maddi anlamda bir süre sıkıntı yaşamayacağınızı gösteriyor. Herhangi bir hata yapılmadığında ya da herhangi böyle beklenmedik bir olay yaşanmadığında maddi anlamda bir sıkıntı da olmayacaksınız. Çünkü gerçekten artık kendinizi güzel garantilediniz. Aşk anlamında birazcık kendinizden, hani o dik duruşunuz tabii ki de her zaman olsun, her zaman devam etsin. Ama ara sıra kendinizden ödün vermeniz gerekiyor. Biraz karşı tarafa empati yapmanız gerekiyor ilişkilerinizde. İlişkiniz yoksa da mesela size birisinden bir adım geldiğinde o kişiye en azından tanıma fırsatı vermeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız. Eğer aşk hayatınızda böyle güzel gelişmeler olmasını istiyorsanız, ilişki istemiyorum diyorsanız yine devam edebilirsiniz. Ama kısmetiniz var, kısmetleriniz açık. Sadece birazcık sizin de karşı tarafa adım atmanız gerekli. Şu an ilişkisinde böyle ufak tefek tripli durumlar yaşananlar içinde yine aynı şekilde sizin karşı tarafa adım atmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Genel anlamda kartımızın enerjisi çok çok güzel. Sadece zaman zaman biraz empati duygumuzun eksik olabileceğini bu konuda bize uyarı yapıyor. Diğer kartımızla başlayalım. Zaten burada bir artık kendinizi bir eleştirme durumu var. Sadece bu ilişkiyle alakalı değil, parayla alakalı da olabilir. Çok güzel bir duruşunuz var. Her zaman ne yaptığınızı biliyorsunuz. Eğitim, kariyerde. Her zaman yani attığınız adımın bir sebebi oldu ve bunun sebebini siz çok çok iyi bildiniz. Emin olmadığınız adımlar atmadınız. Her ne kadar aslında insanlar size duygularında mı böyle yaklaşarak acaba böyle şans eseri bir şeyler kazanıyor, elde ediyor, başarı elde ediyor gibi düşünse de sizin gerçekten etrafınızdaki insanlara nazaran büyük bir mantıksal gücünüz var. Mantığınızı hareket edebilen bir insansınız. Tabii ki hepimiz zaman zaman yani mantığımızla hareket ederiz ya da duygularımızla. Ama siz genel anlamda duygularınızı geri plana atan ve mantığınızla adımlar atan bir insansınız. Bundan kaynaklı genel anlamda bir kazanç sağladığınız görünüyor. Ama bu sıralar böyle bir kendinizi eleştirmeye yönelik olacaksınız ya da bir beklenti olacak. Hani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Bir beklentiniz var. Acaba o beklentiniz neden gerçekleşmiyor? Bir yerden onay bekliyor olabilirsiniz, bir mahkemeden kağıt bekliyor olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde arkadaşlar bir yerden bir belge, bir mektup, bir adım belki birisinden bir özür bekliyorsunuz. Yani siz yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız. Sadece karşı taraftan bir mesaj, bir haber, bir kısmet gelmesi gerekiyor. Bununla alakalı bir bekleyiştesiniz ve bu sırada diyorsunuz ki acaba bir yerlerde eksik mi yaptım? Mesela bu kişi benden özür dilemiyor.
ilişkide olduğunuz kişi ya da ne diyeyim, arkadaş olduğunuz, eskiden dost olduğunuz kişi neden benden özür dilemiyor? Ben bir hata mı yaptım diye kendinizi sorguluyorsunuz ya da para konusunda, paranız mesela gelecek size, acaba işte böyle bir şeyleri eksik mi yaptım? Birkaç belgede bir yanlışım mı oldu da bana şu an para gelmedi, geç gelecek gibi kafanızda düşünceler var. Şimdi şöyle bir bakalım. Artık az önce demiştim ya, mahkemeden mi bir şey bekliyorsanız o gelecek. Bu resmiyetle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde aslında arkadaşlarla aranızdaki bu özür beklentiniz yine gerçekleşecek. Bir belge bekliyorsanız o gelecek diyor. O kadar güzel bir kartımız çıktı ki, zaten biliyorsunuz kartları bizi seçmesine izin veriyoruz. Daha doğrusu biz kartların ne olduğunu ilk görmüyoruz. Ve açtıkça kartımız yani birbirini destekler nitelikte. Burada dedim ki her zaman dik duruşunuz var ama sadece birazcık bir karşı tarafa empati yapmanız gerekli. Belki de bu empati yapmanızla birlikte artık karşı taraf sizden diyecek ki tamam, ben haksızdım, sadece senin şurada şöyle yapmana da kırılmıştım. Hani birazcık bana daha duygusal yaklaşmanı bekledim özür dilemek için ya da kendi hatalarımı kabul etmek için senin de hatalarını kabul etmeni bekledim gibi şeyler olabilir. Belge bekliyorsanız da belge gelecek. Bu zaten sizin dik duruşunuz sayesinde, her şeyi kusursuz yapmaya çalışmanız sayesinde. Sizin eksik yaptığınız bir şey yok. Sadece biraz zaman gerekliydi. Bu para bekliyorsanız, bir belge bekliyorsanız, mektup bekliyorsanız, haber bekliyorsanız, onay bekliyorsanız, bir sonuç bekliyorsanız, onlar arkadaşlar size güzel bir şekilde gelecek. Bir aydınlanma, bir rahatlama var. Aşk hayatıma artık ruh eşim gelsin diyorsanız gelecek arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hem de gerçekten böyle sizin isteyeceğiniz, aşık olabileceğiniz. Yani sanki evren size diyecek ki senin bu ikinci yarın. Yani senin yarın artık siz bir bütünsünüz. Artık tamamlandınız. Böyle güzel bir aşk görünüyor. İlişkisi olanlarda da yine aynı şekilde bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Her ne kadar mahkeme deyince aklımıza boşanmalar, ayrılmalar gelse de hepinizin hayrına bir olay olacağı görünüyor. Sonraki iki kartımız aslında bize bunlar hakkında bilgi verecektir. Bir ayrılma olacağını arkadaşlar düşünmüyorum. Genel anlamda ilişkinizdeki sorunları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız. Bir ayrılık söz konusu değil. Üçüncü kişilere dikkat edelim arkadaşlar. Bu illaki bir aldatma değildir. Belki etrafınızdaki insanlar size nazar ederler, fesatlıkla bakarlar. Sizin aklınıza mesela eşinizle alakalı böyle kötü düşünceler sokmaya çalışırlar. İşte bu kadar güvenme, şöyle böyle. Niye bir açığını mı gördün? Hayır. Niye? Sırf fitne fesatlılık için. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Her ne kadar başarıda yakalarsak yakalayalım, evlilik konusunda, aşk konusunda istediğimizi yakalarsak yakalayalım, kariyer, eğitim konusunda bir başarı yakalarsak yakalayalım ya da çok zengin olsak yine olalım. Ama etrafımızdaki bazı insanlar bize taş atmaya devam edebilirler. Siz onları görmezden gelin arkadaşlar. Sizin kendi başarınız var, siz güçlüsünüz ve zaman zaman aslında bu önümüzdeki günlerde böyle bir sakinliğe doğru gidiyorsunuz ve bu sakinlik sırasında bu, özellikle duygusal konularda vesaire ya da bu iş konularında da yine aynı şekilde aslında size bu belgenin, bu özrün, bu kısmetin gelmesiyle birlikte bir rahatlama var. Ve bu rahatlamadan kaynaklı diyeceksiniz ki ben biraz dinleneyim. Zaten isteğim oldu, biraz dinleneyim. Böyle arkadaşlar kendinizi biraz tembelliğe alıştırabileceğiniz görünüyor kartlarımızda. Sorumluluklarınızı böyle aksatabileceğiniz. Her ne koşulda olursa olsun dinlenirken bile ipleri elden bırakmamanız önemli sizin için. İlişkinizde de aynı şekilde. Bu sefer güzel anlaştınız diye bir sonraki sefere böyle işleri nasıl olursa olur zaten artık anlaşıyoruz gibi düşünmeyin. Tabii ki de anlaşacaksınız ama her zaman birbirinizi anlayarak devam etmeniz gerekiyor. Yani bu sefer empati duygusunu gerçekleştirdiniz diye bir dahaki sefere gerçekleştirmenize gerek yok gibi bir şey olamaz. Siz her nasıl bu sefer hani haksız olduğunuzun farkına vardınız, bunu kabul ettiniz ve karşı taraf da bunu kabul ederek geldi sizden özür diledi. Yani karşılıklı bir aslında özür dileme var. Bunu hep devam ettirmek gerekli. İlişkide bu dengeyi sağlamak gerekli. Ya da iş, eğitim, kariyer konularında, para konularında yine aynı şekilde bu dengeyi korumamız gerekli. Yani hemen işler istediğimiz gibi oldu diye koy vermememiz lazım. Kontrol etmeliyiz. Devam edelim diğer 5 kartımızla. Şimdi arkadaşlar kupa altılısı kartımız ilk öncelikle. Aşk anlamında zaten bir gelişim olacağını söylemiştik. Güzel bir kısmet geliyor size karşı, bir ruh eşiniz. Aynı zamanda bir özür bekliyorsak onun da gerçekleşeceğini söylemiştik. Yine kupa altılısı kartımız bize aynı şeyi
söylüyor. Beklentilerimiz gerçekleşecek, bir haber bekliyorsak güzel bir şekilde sonuçlanacak, olumlu şekilde olacak, güzel şekilde gelecek. Bir para görünüyor, yakın zamanda gelecek bir para. Hatta bu az önceki paradan bağımsız olarak farklı bir yerden gelecek olan bir para olabilir. Ya da aynı yerden geliyordur ama böyle hani ilk bir kazanacağınız, mesela ilk bir 5.000 geldi, sonra bir hafta sonra bir 5.000 daha geldi mesela, beklemiyordunuz ama olması da sizin için çok iyi olacak diyor kartlarımız arkadaşlar. Zaten sonrasında değnek dörtlüsü kartımız çok güzel enerjisi olan bir kartımız. Bu iki kartımız da aslında bize kutlamalardan, neşeden, bolluk, bereketlikten, gönlümüzde yatan şeylerin gerçek olmasından ve bunun huzurundan bahseder. Güzel bir tatil yapabileceğinizi söylemiştim az önceki kartlarımızda. Yani böyle bir dinlenme, illa bir yere tatile gitmenize gerek yok ama tabii böyle ruhunuzu dinlendirecek böyle bir sakinlik, biraz belki işlere ara verme, bunu yaşayabilirsiniz. Ama yine de tabii ki de tedbiri elden bırakmıyoruz. Tamamen böyle bu tatili, bu dinlenme süresini uzatıp tamam benim zaten bundan sonra işlerim tıkırında gidecek gibi düşünmeye gerek yok. Her zaman kontrollü olun. Maddi anlamda uzun bir süre sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Zaten yine aynı aşk anlamında da bu arada bir çocuk beklentisi varsa, bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Son zamanlarda kartların da çok fazla böyle çocuk çocuk, herhalde bilmiyorum yani nasıl bir enerji ise son zamanlarda baktığım fallarda böyle bir çocuk isteği ve bunun gerçekleşmesi genelde çıkıyor. Evet, şöyle bakalım. Şimdi son iki kartımıza baktığımızda aslında bize biraz daha uyarıyla alakalı bilgi veriyor. Az önceki kartlarımızda da yine aynıydı. Fark ettiyseniz ilk kartlarımıza baktığımızda ilk üç kartımız bize güzel şeylerden bahsetti. Ama yine de bir uyarıda bulunmak istemişti kartlarımız. Yine aynı şekilde bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu dinlenme sürecini uzatırsak yaşayacağımız sıkıntılardan bahsediyor. Etrafınızdaki belli başlı insanlarla böyle bir konuşacaksınız. Bir görev paylaşımı görünüyor. Bu görev paylaşımı bir düğünle bağlantılı olabilir. Çünkü buradaki kartlarımızda bir yani bu tatil, bir yere gidip tatil yapmak, dinlenmek gibi olmasa bile bir kutlama olacağını söylemiştik. Bir doğum günü partisi olabilir, sizinle alakalı bir parti olabilir, bir kutlama partisi. Herhangi bir şekilde kalabalık bir ortam, bir şeyler organize edilmeye çalışılıyor. Belki yeni bir iş alıyorsunuz. Bunlar kaynaklı olabilir. Bunları böyle bir görev dağıtımı yapıyorsunuz. Bunu siz kendiniz yapıyorsunuz hem de. Sonuç nasıl olacak? Sonuç olarak arkadaşlar yorulacağınız ve işin büyük bir bölümünü kendinizin üstleneceği, sonuç olarak da güzel bir kazanç elde edeceğiniz görünüyor. Yani güzel bir organizasyon yaşanacak belki, ya da güzel bir işten güzel bir para alacaksınız. Aslında baktığımızda her şeyin gayet güzel olduğunu söylemek mümkün. Kısmetlerimiz açık. Gayet güzel bir faldı. Umarım hepiniz için böyle yaşanır. Aldım, kabul ettim yazmayı unutmayın yorumlara arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmayalım. TikTok'tan arkadaşlar takip edebilirsiniz kısa fal videoları için ve soru cevap canlı yayınları için. Instagram'dan da özel fal için bana yine mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize şifa olsun.